Arkadaşlar merhaba yeni bir güne bakış videosuyla birlikteyiz. Ee, kusura bakmayın dışarıda sesler geliyor artık. Onu beklersem e, çok geç olacak sizin için. O yüzden e, çok umarım sizi rahatsız etmez o ses. E, hanım bir şeyler yapıyor. Sağolsun. E, şimdi arkadaşlar bugün ne oldu? Bugün bakın. Bir sabah trade aldık. Bir de oradan sonra tertemiz iki tane trade aldık. İkinci trade'imiz boomerang. Boomerang'ın nasıl işlediğini tekrardan gördük. Hedefe nasıl ulaştığımızı ne tekrardan gördük. Az önce yayınladım bunun videosunu. Benim e, sabahki aldığım ve oradan sonraki aldığım trade'lere isterseniz bir bakalım. Ama daha önce size... Her zamanki gibi ne yaptığımı bir göstereyim arkadaşlar. Sabah uyandığımızda, şimdi burası çok karışık. NQ1'ın üzerinden göstereceğim size. Orası biraz daha temiz. Sonra tekrar buraya geçeceğiz. Arkadaşlar bakın ikisi de aynı zaten. NQ1 ile NQM. Birisi devam eden kontratlar. Birisi işte June kontrat. June'da yani Haziran'da biten kontratlar. Şimdi arkadaşlar sabah uyandığımızda ne yapıyoruz? Her zamanki gibi indikatörlerimizden bakın. ICT, kill zone. Buradan bunu işaretliyoruz. Ne yapıyoruz? London High, London Low, Asia High, Low zaten alınmış arkadaşlar. Ben burada işaretlediğim Asiha'yı aldım London'ın London üzerinde olduğu için. London Low'u aldım ve arkadaşlar Midnight yani True Day Open diyor burada ne demek? Bakın ICT üzerine basa basa söylüyor. Bizim için yani marketlerin açılış saati New York Midnight yani gece yarısı saat 12. Her ne kadar saat... 4.59, 5'te kapanıp 6'da açılsa da bizim için önemli olan algoritmaların, bakın algoritmaların e, için önemli olan midnight yani gece yarısı. True day open dediği orası. Onu da işaretliyoruz. Bakın az sonra göstereceğim zaten diğer NQM'de. İşaretlediklerimiz Asya High, London Low, True day open yani gece yarısı açılış ve e, bir önceki gün New York PM Session'ın Low'unu da aldım arkadaşlar bunları işaretledim. Bakın bunları işaretledim. Şimdi isterseniz NQ1'a şey NQM'e geçelim. Cün kontratlarına. Biz oradan trade yapıyoruz. Yani ben genelde onu kullanıyorum. Bakın burada şuradan kapatayım. Bakın işaretlediklerimizi şurada göstereceğim. Bakın Asya High, Midnight Open, gece yarısı açılışı, New York PM Low, bir de Tuesday Low aldım. Az önce az sonra göstereceğim. boomerang alırken onu da işaretledim çünkü ona çok yaklaşmıştık. Şimdi bunları işaretlediğimizi gösterdikten sonra isterseniz bakın önce videolara tek tek bakalım. Birincisi bu arkadaştır. Şimdi ben burada burada bu trade için nereden giriş yaptığımı isterseniz önce bir işaretleyelim şuradan kontratları nereden aldığım buradan belli bakın arkadaşlar size. Çünkü ben geç başlatmak zorunda kaldım biliyorsunuz. Geçiş yapıyorum kendi bilgisayarım, şahsi bilgisayarım, iş bilgisayarım. Yani sıkıntılar oluyor başlatmakta geç kalıyorum, başlatıyorum bazen. Mecburen bir daha başlatıyorum. Bakın arkadaşlar. Şu gördüğünüz bakın bullish breaker. Bullish breaker nasıl oluşmuş? Bakın beraber bakalım. Low high Lower low, higher high. Bakın, kran candle burası. Bakın, büyüteyim oraya. Tekrardan göstereceğim. Bazı arkadaşların kafası çok karışıyor. Bakın arkadaşlar. Low, bakın low. High. Bu low diyoruz ya, bunu da alın. Bunu da alın, hiç fark etmez. Yani bizim için önemli olan low, high. Lower low, higher high. Bakın, lower low'da gövdeye gerek yok. Weak, yani mum dediğinizin geçmesi yeterli. Bakın, bunu mumun geçmesi yeterli. Ama Breaker'da kıran candle'ın body'nin geçmesi gerekiyor. Bugün bir arkadaşımız sormuş ona cevap olarak söyleyeyim. Body'nin geçmesi gerekiyor Breaker için. Şimdi ne yaptık? Çizdik değil mi buluş breaker'ımızı? Şimdi buluş breaker'ımızı çizdik. Ben bu aralarda arkadaşlar aynı anda IES'e de bakıyorum. Dolara da bakıyorum. Ne durumdayız? IES'te bakın IES'te arkadaşlar yani Nasdaq'e göre daha böyle zayıf. Nasdaq'e göre daha zayıf. Bir dakikalı aynıyım. Yani sabah baktığımız saatlerde yani all time high'lardan çok uzağız. All time high'lardan çok uzağız arkadaşlar. Bakın şimdi ben normalde sabah işte bu saatlerde baktığımda kaç bu saatler? 9 işte 9 10 civarı. Bakalım 10 civarına IES'te ne durumdayız? Şöyle. Bakın. IES'te ne durumdayız? Bakacağız beraber şimdi saat 10 civar. Bakın. 10 civarında baktığımız zaman bakın yukarıda bir dünya bir dünya yer var. Yani ES nezdeki göre büyük. hocam bu SMT değil mi diye soracaksınız şimdi. Arkadaşlar bakın şuralardayken o bizim normalde bakın burada bir yerdeyiz galiba. Yukarıda çok fazla güzel likiditeler var. Yani ES'in mutlaka nezdeki takip edeceğini düşünüyoruz. Ve zaten buluş breaker'ımız oluşmuş ve IS'e ben baktığımda arkadaşlar IS'e baktığımda bir IES'in yukarıda güzel likiditelerin olduğu ve bu likidileri mutlaka alacağını görüyorum ben. Buna buna yani bunu kullanarak Nasdaq'in de yukarı doğru gideceğini düşünüyoruz ama şu an için biz çok büyük hedefler koymuyoruz önümüze. Neden? Zaten all time high'dayız arkadaşlar. Yani daha yukarı nereye gidecek? Yani biz hedef olarak bir standart deviation koyuyoruz. Breaker'dan. Çünkü yukarıda bilmiyoruz. Hani Nasdaq'in artık all time high'dayız. Nereye gidecek bu bilmiyoruz yani. O yüzden bizim hem buraya bakıyorum hem de DXY'den arkadaşlar takip ediyorum. Dolardan bakın. Benim normalde bakın doların bu öğleden sonra galiba doların bize normalde anlattığı hikayeler de var arkadaşlar. Bakın doların ben bu civarda doların buradaki likiditeyi alıp doların güçlü olması bizim için iyi değil. İsteğimiz bu yönde demişim. Zaten az sonra göreceksiniz. Dolar aşağı doğru giderken nezdeki yukarı doğru hareket ettiğini göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi bunlara da baktığımı söylemek istiyorum size. Şimdi bakın bir kontratı breaker'ın içerisinden girdik. Neydi? Neydi bizim için? Bizim için breaker oluştuktan sonra FVG'ye geldiğinde giriş yapıyoruz. O girişi yaptıktan sonra arkadaşlar eğer ki aşağı doğru hareket devam ederse kontrat ekliyoruz. Bakın bir tane burada almışım, bir tane burada eklemişim. Çünkü bu devam ediyor. Şimdi biz normal şartlarda bakın 10 neresi? Saat 10 burası. Yani e, Silver Bullet'un başladığı zamanlar. Şimdi hareketlilik bu saatlerden sonra başlıyor. Ben zaten dikkat ederseniz Silver Bullet'a yaklaştığımız zamanlarda giriş yapmışım. Daha sonra aşağıdaki bakın bir FVG burada var, bir FVG burada var. Buraya geldikçe alıyorum ben. Çünkü biliyorum ki breaker'ın içerisinde herhangi bir FVG'den veya dengesizlikten dönebilir. Bunu bilemeyiz. Buradan da mesela aşağı gelmeyip devam edebilir. Her zaman söylüyorum breaker'ın içerisindeki FVG'lerden giriş yapıyoruz. Silver yaklaştığımız için girdiğimiz saatlerde bakın bu dipte şuradaki dipte alıyoruz bir tane daha aldığımız yer çok güzel bir dip yani çok güzel bir kontrat ekliyoruz. Buradan tekrardan geliyor bir tane daha ekliyoruz. Bakın bu eklediğimiz yerlerin hepsi e, discount içerisinde. Hocam discount'ı nereden belirledim diye soracaksın şimdi. Bakın arkadaşlar bir standart deviation ne dedik? High'dan low'a Fibonacci çektiğimizde bizim için bir standart deviation burası. Hedefimiz burası arkadaşlar. Hedef burası belirlediğimiz için ne dedik? Buradan buraya çektiğimizde buradan low'dan hedefe Fibonacci çektiğimizde orta noktası bakın orta noktası bizim için orta noktası ve aşağısı bizim için discount. O yüzden bakın eklemeyi discount da yaptık. Eklemeyi discount da yaptık. Aldığımız yer discount. Ve Sonra bir tane daha ekledik. Eklediğimiz yeri yine görüyorsunuz. Discount'tayız arkadaşlar. Şu en son dip yaptığında bakın hem bu likiditeyi alıyor hem buradaki likiditeleri topluyor arkadaşlar. Topluyor. Biz hala silver bulut saatleri içerisindeyiz ama ben biraz telaş hani, artık diyorum ki yani çok silver bulutun sonuna yaklaşıyoruz ve öğlen saatleri yaklaştığı için hedefe ulaşmayabilir. Zaten 4 kontratımız var arkadaşlar. 3 kontratı bakın burada satıyoruz. 3 kontratı buraya koyuyorum. Neden? En güzel para cepteki para. Bakın yazmışım arkadaşlar. 1300 dolar cepte. En güzel para cepteki para. Bu 3 kontratı biz cephe alıyoruz. Daha sonra run yapacağız ama öğlen vakti yaklaştığı için ben onu tekrardan çıkıyorum. Şimdi mesela bakalım. Bunu anlattıktan sonra bakın arkadaşlar. Burada kontratları ekliyoruz ama... FVG'lere olan respectlere bakıyoruz. Bakın arkadaşlar gövdeleri görüyor musunuz? Gövdeler gövdeler FVG'ye respekt ediyor. Bakın aşağıkine gelmiyor bile. Yukarıdaki FVG'ye olan body'lerin respectini görüyorsunuz. Bu aslında bize anlatıyor nereye gideceğini. Nereye gideceğini anlatıyor. Ve burada bir şey daha göstereceğim. Bakın ne demiştik? Midnight Open. Bakın bu çizgi gece yarısı 12 ve gece yarısı 12'ye olan bakın wicklerin Bakın bu gece yarısı 12 çizgisi. Bakın wickleri görüyor musunuz? Bakın şuradaki buna olan reaksiyonu görüyorsunuz. Ne diyor ICT? Bize Midnight Open bir hikaye anlatır. Diyor ki eğer diyor Midnight Open'un üzerindeysek diyor bullish. Aşağısındaysak bearish trade'ler alabilirsiniz diyor. Ben de bir yandan hem bu FVG'lere olan saygı, e, body'lerin saygısını, respect'ini hem de Midnight Open'u gözlüyorum arkadaşlar. Ve e, ekledikten sonra en son dördüncüyü ekledik ve bu hareketi gördükten sonra Silver Bullet'un sonuna yaklaştığımız için bakın buradaki en yakın likiditemiz neresi? Burası. ...en yakın likiditemiz burası. Ve burada güzel bir likidite havuzu var demişiz. Bakın bunlar hep equal high'lar arkadaşlar. En çok ICT'nin sevdiği likiditeler bunlar. Ve... ...üç taneyi buraya koyuyoruz ve diyoruz ki... ...bu üç taneyi alıp bir tane run yapacağız. Ama o üç taneyi... ...sattıktan sonra bakıyoruz ki... Silverboot'un sonuna geldik. Öğlen arasına yaklaşmışız ve ben... ...dördüncüyü çıkıyorum ve ne kadar doğru bir... ...karar verdiğimi görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın çıktıktan sonra... ...11 civarı diyelim 11 civarı çıktık. Bir saat boyunca hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey. O yüzden ne diyoruz? Öğlen saatleri arasında arkadaşlar trade yapmıyoruz. Trade yapmıyoruz. Yani bu bizim bizim için vakit kaybı, gereksiz zaman kayıpları arkadaşlar. Şimdi bakın beraber biraz geç başlattığım için videoyu arkadaşlar buradan biraz da şeyi kaliteyi arttıralım. Biraz şey görünüyor. Bakın arkadaşlar eklediğimiz yerler. Ekledik, ekledik. Giriş yaptığımız yer. Az sonra bir dip yapacak. Dördüncüyü de ekleyeceğiz. Şu an üç tane var görüyorsunuz bakın. Birinciyi burada aldık. Ekledik, ekledik. Bakın buradaki dipte bir tane daha alıyorum. Buradaki ne de değil galiba. Az sonra alacağız. Şimdi onu da aldıktan sonra bakın güzel bir dip yapacak ve dördüncüyü ekleyeceğiz. Bakın şimdi dört olacak bu. Az önce söylemiştim. Bunu da gördükten sonra diyoruz ki arkadaşlar öğlen vaktine yaklaşıyoruz. Güzel de yukarıda bir bakın ilk hedef 20 puan 2 kontrat demişim. 3 tane kontratımız varken bir taneyi de nereye koymuşum? Bir standart deviation. Bir standart deviation nereden? Breaker'ımızdan Fibonacci çekiyoruz ve bu Fibonacci'den çektiğimiz bir standart deviation. Çünkü nereye kadar gideceğini bilemeyiz arkadaşlar. All time high'dayız. Yukarıda likidite başka bildiğimiz bir şey yok yani. O yüzden eee hedefleri çok uzatmıyoruz. Buradan dördüncüyü ekledikten sonra bakın bu dördüncüyü ekledikten sonra bu 2'yi 3 yapacağız. Üç taneyi burada satacağız. Dördüncüyü run yapmak istiyoruz ama vaktimiz kalmıyor. Öğlen arası geliyor. Ben daha sonra manuel çıkıyorum. Bakın arkadaşlar şu dipi görüyor musunuz? Bakın. Bir tane daha ekleyeceğim şimdi. Çok güzel bir dip. Ve o dipi gördükten sonra dördüncüyü az sonra eklediğimi göreceksiniz. Ve dördüncüyü ekledikten sonra bu ikiyi arkadaşlar dört yapıyorum. Dört yapacağım şimdi. O dördü yapalım. Bakın dip gelecek şimdi. Dördü de ekledik. Dördü de ekledik. Ve diyoruz ki bakın bu FVG'nin power through olması lazım. Yani eğer o bakın buradan bir de çok güzel ikili de havuzu var demişim IES'te bakın orayı da gösteriyorum. Dolara bakıyorum arkadaşlar sadece bir tane grafiklere bakmak yanlış olur. Ben benim üç tane e, monitörüm var. 3 monitörde bütün hepsi bir tanesine iş iş ayırıyorum. Diğerine mesela Thinkorswim'den grafiklere bakıyorum. Bütün dolara, IES'e, Bans'a hepsine birden bakıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4'e ekledikten sonra burayı 3 yapacağız şimdi bakın buraya 3 yapacağız. 3 kontrat diyeceğiz. Çünkü burada 2 yazıyor ama 3'ünü çıkacağım burada. Az sonra yaptığı yerde. Sonra dördüncüyü de burada beklemeyeceğim. Çünkü vaktimiz kalmıyor. Bakın diyorum 21.25 3 kontrat 1275 yapıyor diyorum. Bakın 2 tanesi burada çıkacak. Üçüncüyü manueli kendim bakın elimde çıkıyorum. 3 taneyi çıktık. 1300 doları cebe koyduk. Ve bakın arkadaşlar bir taneyi run yaparken diyorum ki ha şimdi öğlen arasına geldik. Öğlen arasına geldik. Zaten bak öğlen arası yaklaştı. Videoyu da uzatmaya gerek yok diyorum. Ve burada hafiften pop yapınca çıkıyorum. Bakın burada 400 dolar daha alıyoruz. 1700 dolar yapıyoruz arkadaşlar. 1700 dolar yapıyoruz. Bakın çıktıktan sonra neler olmuş. Ne kadar güzel bir cevap vermişiz. Bugün de zaten temizlikçi hanımlar gelmişti kızım vardı. Kızımı da aldım. Ofise gittim önce. Ofisten sonra arkadaşımın yanına gittim. Bakın bu az daha kaçırıyordum. Arkadaşın yanında bir bakayım dedim. Şu saat 2-15 geçiyordu galiba. Tam hatırlamıyorum. Bir bakayım dedim şuna neredeyiz. Tam da güzel yerdeyken almışız. Ve çok güzel bir trade oldu. Şimdi onu, ona geçeceğiz arkadaşlar. Bakın bu sabahki trade'imizin güzelliği. Bir standart deviation'a ulaşmadık. Ama güzel mantıklı bir karar vererek 3 3 tane cebimize koyduk dördüncü de öğlen arası geldiği için çıktık bazen hedefleri hemen değiştirebiliyorsunuz bu dinamiktir arkadaşlar saatlere göre mesela bu kadar çok uğraşmasaydı erken saatlerde bu hareket olsaydı kesinlikle beklerdim kesinlikle beklerdim ama öğlen saatleri gelince çıkmaya karar verdim. Gördüğünüz gibi kontrat girişlerimiz belli arkadaşlar. FVG'lerimiz, FVG'ler olan respect. Gördüğünüz gibi bakın FVG'yi geçiyor. Bu buluş bir harekettir arkadaşlar. Power through diyoruz buna. Güç kullanarak FVG'nin üstüne geçiyor ve daha sonra FVG'yi destek olarak kullanıp oradan güzel bir hareket yapıyor ve hızlı bir şekilde likiditemizi alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir trade bunu şimdi bu meranka geçelim isterseniz. Bakın bu burada. Şimdi bu çalıştıracağız. Bakın. isterseniz durdurayım bu da hangi e, kontratlar almışız burada yazıyor. Bakın. Arkadaşlar görüyorsunuz. Neydi bu Hemen saat 2. 2'deki candle'ımız bu. FOMC açıklaması. Bu FOMC açıklamasından sonra Haydan Lava Fibonacci'mizi çekiyoruz arkadaşlar. Fibonacci'mizi zaten çekmişiz galiba burada. Ben sadece bunu kapatayım bakın. Göstereyim şöyle onun sadece diğer yerleri kapatmışım bakın buna tıklayacağım şimdi. Buradan diyeceğim ki bana bu merankı ver diyeceğim. Bana bakın Haydan Lava 0 ve 1. Ve bizim değerlerimiz belli. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bumerang'da bu 0.25-50 arasına bakıyoruz. Başka likiditemiz var mı diye. Bakın burada gördüğünüz gibi Tuesday galiba bu. Tuesday low'umuz var. Ama normal şartlarda ben bu ilk birinci burayı kaçırdım. Bu mesela bu çektikten sonraki bazı arkadaşlar burayı alıp min threshold'a kadar kullanmış olabilirler. Ben burayı kaçırdım arkadaşlar. Ben dedim ya arkadaşın yanındaydım. Yaklaşık olarak bakın ilk trade girişim burası. 14.28 neredeyse 28 dakika kaçırmışım arkadaşlar. Ama ne yaptık? Bunu gördükten sonra öğlen orta, orta noktanın alındığını ama bir standart deviation'ın alınmadığını gördüm. Bunu gördükten sonra arkadaşlar hemen bu gördüm. Buradan girişimizi yaptım. Hem eksi 1'deyiz. Aşağı taraftaki bir standart deviation'dayız. Hem orta nokta alınmış ama bir standart deviation alınmamış. Bakın burada bir konsolidasyon var. Bu konsolidasyonu görüyoruz. Buradan alıyoruz arkadaşlar. Devam ediyor. Daha sonra tekrardan bir dip yaptığında aslında ben bir taneye ikinciyi eklemeyecektim. Çünkü boomerang zamanları çok volatile olur arkadaşlar. Yani boomerang zamanındaki volatility çok yüksek olduğu için bir kontrat oynamanızı tavsiye ederim genelde onu tutmanızı tavsiye ederim. Ben de bunu yazıyorum. Bir, bir, birden fazla oynamayacağım ama şu dipi gördükten sonra burada ekliyorum arkadaşlar ikinci kontratı. Bunu ekledikten sonra e, hedef olarak e, başlangıç bumer, şey bumerangımızdaki o FOMC'nin açıklandığı candle'ın başına koyuyorum bir taneyi. Hatta e, iki tane bir iki kontratın birini oraya koyuyorum arkadaşlar. Birini burada satıyoruz. Daha sonra tekrardan bir deyip yaptığında iki, üçüncü kontrat ekliyorum. Birini burada satıyoruz ama iki tane kalıyor burada. Hedefimiz çünkü belli arkadaşlar Hedefimiz belli. Ve bu hedefin güzelliği nasıl biliyor musunuz? Bakın bir standart deviation nereye geliyor bakın. Bir standart deviation'ın nereye geldiğini bu değil bakın burası. Bir standart deviation'ımız burası ve nereye geliyor? Midnight open'a ne demiştik? Midnight gece yarısı açılısı çok hassas bir noktadır algoritmalar için ve milimetrik olarak üst üste geliyor. Bakın bir standart deviation midnight open'un üst üste geldiğini görüyorsunuz. Milimetrik. Bu bize bir hikaye anlatır arkadaşlar. Bunları böyle gördüğünüz, milimetrik gördüğünüz zaman bilin ki oraya mutlaka ulaşacak yani. Mutlaka. Ve çıkıyoruz burada arkadaşlar. İkinciyi ekledikten sonra ben burada çıkıyorum. Çünkü benim çocuklar gelecek diye eve gelmeye Gelmem zorundayım. Arkadaşın iş yerindeydim ben bilgisayarda yapıyordum. Kumonatörler falan da yoktu. Çok zorlandım aslında bunu yaparken, bunu kaydederken burada çıkıyorum ve diyorum ki hedefe ulaşacaktır diyorum. Kapatıyorum bilgisayarı. Daha sonra arkadaşlar hedefe ulaştığını görüyorsunuz. Yani normal şartlarda 2.500 dolar yapıyoruz ama ben eğer dursaydım, eğer evde olsam kesinlikle beklerdim arkadaşlar. Kesinlikle beklerdim çünkü çok benim modelime çok güveniyorum ben. Ve biz burada. 90 puan dedi arkadaşlar. 1800 dolar mı yapıyor? 1800. 65 puan da burada var ekledikten sonra. Yani yaklaşık 3500 dolar civarı yapacakken bir 2500 1000 dolar eksik yapıyoruz ama önemli değil arkadaşlar. Önemli değil. Para paradır. Bunu yapıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi isterseniz bu boomerangımızın videosuna başlayalım. Bakın bunu da ben kalitesini arttırayım biraz. Kalitesini arttırayım kalitesini bakın burada bir tane girişimiz neredeydi burada bir yerdeydi burada ben alıyorum bir taneyi bir taneyi aldıktan sonra bakın burada şu şu candle'da alıyorum ve şu an için bakın ekleme yapmayacağım diyorum orada yazıyorum ekleme yapmayacağım çünkü bu arkadaşlar bu çok volatile'dır iki tane ekleyip bir anda sizi al aşağı edebilir ama Bakın ne diyorum salı low alınmamış. Bu likidite önemli bir likidite. Eğer buraya gelirse bir tane daha ekleyeceğim diyorum arkadaşlar yani o benim aklımda eklemeyeceğim diyorum ama buraya inerse ekleyeceğim ondan sonra bakacağım duruma şu an kayıtı zor yapıyorum evde değilim ama fırsatı kaçırmak istemedim demişim arkadaşlar gördüğünüz gibi kapıyı kapatalım dışarıda fırtına çıktı bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane konturatla devam ediyoruz hedefimiz neresi bakın bir standart deviation 150, 106 puan hedefimiz var eğer ki ben eklemeler yapmasam ortada çıkmasam <laughs> bir kontratla biz 106 yani 2.100 dolar zaten beklesek yapacağız arkadaşlar. Ama dediğim gibi ben arkadaşın iş yerindeydim çok dikkatli olmam gerekiyordu ee, ve erken çıkmam gerekebilirdi ee, biraz aslında hızlanıp da alabilirdi ama son dakikayı bekledi. Şimdi buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi devam ediyor biraz ileri alayım. Az önce anlattım zaten neler olduğunu bakın. Buradan hedef olarak orayı koyduk dedik ne dedik Bir standart deviation ve Windows open buradaki dipi görünce dayanamadım arkadaşlar eklemeyecektim ama bir tane daha ekledim çünkü kendi modelim çok güveniyorum oraya ulaşacağından eminim yani 100 eminim arkadaşlar Dışarıda felaket bir fırtına var Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinciyi de ekledikten sonra ne yaptık Bir taneyi buraya koyduk satış için. Neresi burası? Tam böyle bizim e, iki saat 2'deki candle'ımızın olduğu, çok güzel likiditelerin olduğu bir yer. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel likiditeler var. Şu an e, bu premium ve discount bakın ne kadar güzel alıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Şuradaki likiditeler ne kadar güzel bakın şunların hepsini topluyor. 1400 doları cebimize koyduk arkadaşlar. Bir taneyi sattık. Geri bir tane kalan bir tane de eğer ki buradan devam etse bir yaklaşık 2000 dolar da oradan alıyoruz. 2500 yapacak iki tane olduğu için. Daha sonra arkadaşlar geri geliyor. Ben dip yaptığında bir tane daha ekleyeceğim. Bir tane daha ekleyeceğim. Çok da fazla zamanım kalmıyor aslında. Daha sonra tekrardan bin dolar. O iki kontratın bin doları yaptıktan sonra çıkıyorum. Toplamda 2500 dolar yapıyoruz arkadaşlar. Biraz daha ileri. Şimdi bakın ekledim bir tane daha. Bakın bu dipte bu fvg'ye geldiğinde bir tane daha ekliyorum ve daha sonra yukarı çıkarken vaktim kalmıyor ve e, az sonra diyorum ki buradan çıkıyorum bakın. Devam ettirelim. Bakın çıkacağım, çıktım. 1000 dolar daha aldık ve diyorum ki hedefe ulaşacaktır. Bakın hedefe ulaşacaktır diyoruz ve zaten arkadaşlar nasıl ulaştığını bakın nasıl ulaştığını hedefe görüyorsunuz milimetrik arkadaşlar. Milimetrik bakın hedefimize iki standart deviation'a e ulaşıyor. Asya hain olduğu yere ve milimetrik geliyor. Ana hedefe yanlış göstermişim. Ana hedefimiz orada değil. Ana hedefimiz şurası arkadaşlar. Bir standart deviation ve midnight open. Burası değil. Bir aşağısı. Oraya da ulaştığını, ne kadar hızlı bir şekilde ulaştığını görüyorsunuz. Bu merankımızın ne kadar güzel, ne kadar mükemmel bir model olduğunu tekrar tekrar her seferinde kanıtlıyoruz arkadaşlar. Her seferinde. Bakın ben bununla alakalı yüzlerce backtest yaptım. O backtest yayınladıktan sonra bu merankımızı her zaman çalıştığını görüyorsunuz. Arkadaşlar %90'dan fazla kazanma oranı olan bir modelden bahsediyoruz arkadaşlar. Bu Boomerang'ımız gerçekten e, çoğu kimse tarafından bilinmiyor. E, yani ben e, bilmiyorum ne kadar övsem kendi modelim olduğu için övmek de istemiyorum aslında. E, çok çok güzel geri dönümler alıyorum zaten. Bazı arkadaşlar arkadaşlarımızın da kazandığını görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Bu oynamaya devam edeceğiz. Ama bakın bu merankla birlikte bu hedefe ulaşırken aslında burada bakın low high lower low higher high. Bakın buluş breakerımız var. Yani ben burada giriş yapıyorum ama giriş yaptıktan sonra artık yani eklemeleri neden yapıyorum? Çünkü buluş breakerımız da oluşuyor. Zaten ben bu, bu çalışacağını biliyorum. Bakın low high Lower low, higher high. Breaker. Breaker'ımız da var. Breaker'ımız da tekrar FVG'nin içerisinde. Bakın burada Unicorn modeli var. 2022 modeli var. Çünkü likidite alınmış. Yani bir tane Merak modelimizin üstüne diğer modelleri de aslında bizim e, hedefe gideceğimizi pekiştiriyor. Yani bunlardan bahsetmekte de fayda var arkadaşlar. E, çok fazla uzatmayacağım. E, bunları göstermek yeterli. Sadece belki eğer ki şurada size gösterebilirsem ee, bakın e, bugün Nvidia'nın Nvidia'nın şeyi vardı earnings'i vardı bundan bahsetmiştim kapandıktan sonra Nvidia'nın e, earnings'i var bakın görüyor musunuz arkadaşlar bakın Nvidia top 5'tir baktığınız zaman top 5 2.7 trilyon dolara yakın e, şeyi var e, ne derler ona şurada gösteriyor olması lazım Stock Highlights'ta 2.3 trilyon dolarlık bir market cap'i var. Bildiğiniz marketi oynatabilecek bir hareket, yani marketi oynatabilecek bir tane stock'tan bahsediyoruz arkadaşlar ki bakın, sadece bunu size göstermek istedim. Zaten bunu haftaya bakışta da söylemiştim, dünkü güne bakışta da söylemiştim. Arkadaşlar şu gördüğünüz kapanıştan sonraki bir hareket. Bakın şu gördüğünüz hareketi görüyor musunuz? Şu hareket kapanıştan sonra olan bir hareket tamamen Nvidia tarafından markete olan etkiyi görüyorsunuz. Bir tane stack yani bir tane Nvidia'nın markete olan etkisini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu da göstermekte fayda var. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane çok güzel trade aldık. İkisinde de başarılı olduk. Güzel paralar yaptık. Boomerang'ım arkadaşlar. Bakın Boomerang'la alakalı videolarım var. Trade'lerim var. Bu yani back testlerim var, yüzlerce back test yaptım bununla arkadaşlar alakalı. Çok çok güzel bir model. Lütfen iyice çalışın. Anlamadığınız yer olursa sorun söyleyeyim. Ee, tekrardan söylüyorum ee, haberin geldiği candle bir dakika'nın dolmasını bekliyoruz. O candle dolduktan sonra ilk hareketin tersi yönü. Bakın ilk hareketimiz aşağı doğru bir hareket var. Böyle görünüyor ama ilk hareket aşağı doğru. Bunun tersi yönünde bir hareket bekliyoruz. Ana birinci hedefimiz mean threshold dediği iki bu candle'ın tam orta noktası body ve kickler dahil olmak üzere. Ana hedefimizde her zaman bir standart deviation ilk hareketin tersi yönündeki ve oraya ulaştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu merankımıza lütfen bir bakın. Bilmeyenler varsa çalışın arkadaşlar. Bununla alakalı listem var, playlistim var. Bir, bir, birden yani çok fazla videom var bununla alakalı. Takıldığınız yer olursa yine sorabilirsiniz arkadaşlar. Çok uzatmayacağım bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Eyvallah.